26. Nürnberg Türkiye Almanya Film Festivali'nden merhaba. Konuğum, çok sevdiğim Okul Tıraşı'nın yönetmeni Ferit Karahan. Ferit hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim davet için. Çok sağ ol. Okul Tıraşı'nı ilk Antalya'da izledik. Antalya'da en iyi film seçildi. En iyi senaryo ödülü aldın, en iyi kurgu ödülü aldın, en iyi ödülleri aldın. Ve şimdi Nürnberg'desin ve yarışmadasın. Nürnberg'de olmaya, tekrar yarışmaya dair birkaç cümleyle başlayalım mı? Evet, ben ilk defa Nürnberg'e geliyorum. Bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Tahmin de etmiyordum açıkçası. Yani biraz işte kitap ve işte bilgisayarımı getirmiştim hani burada muhtemelen. Okurum, sıkıcı, çalışırım. Sıkıcı olur ve okurup çalışırım ama hiç çalışamadım. Ağzına açmadım kitapların. Arkadaşlarla dolaştık vesaire filan. O yüzden çok mutluyum burada olmaktan. Benim için bir nefes oldu diyebilirim. Peki. Şimdi biz programı çekerken henüz ödüller daha belli olmamıştı. Siz muhtemelen izlerken kimin ne ödül aldığını öğreneceksiniz ama bu akşama dair beklentin? Hiç beklentim yok desem belki inanmayacaksın. Gerçekten yok. Şöyle bir şey düşünebilir jüri. Yani Ferit çok aldı, diğerlerine verelim gibi. Yani öyle bir şey oldu bir kere yani. O yüzden ya burada seyirciyle paylaşmak güzel. Nürnberg'e gelmek güzel. Değil mi? Biz filmleri aslında izleyici için yapıyoruz. Yani ödül motivasyonuyla film yaptığınız zaman duvara toslayabilirsiniz gerçekten. İlk günden beri, yani tamam hani şimdi sen diyebilirsin ki bu kadar ödülden sonra bunu demek kolay belki ama öyle değil gerçekten. Yani izleyici bana daha çok heyecan veriyor. Her anlamda. Ödüller bizim belirleyemediğimiz, bizim dahil olamayacağımız, karar veremeyeceğimiz, dahil olduğumuz vakit çirkinleşebilecek bir ne bileyim bir ödüllendirme biçimi. O yüzden çok düşünmemeye çalışıyorum. Hiçbir yerde. Hadi şimdi şöyle bir şey var. Ben Ferit'in burada olacağını öğrenince çok sevindim. Çünkü normalde önümüzdeki cuma günü Okul Tıraşı vizyona giriyordu. Ama bir Bergen fırtınası esince zannediyorum vizyon tarihi ertelendi. Belli mi tarihi? Muhtemelen Nisan ayında yapacağız. Bergen 4 tane film erteledi. Ben çok seviniyorum çünkü total bir faydanın, total bir faydadan kastım sinemanın pandemiden sonra öldüğünü, artık sinema salonlarının doğmayacağını düşünen insanlar bayağı fazlaydı. O yüzden Bergen bence total bir fayda sağladı hepimize. O total faydanın bireysel faydaların üstünde olduğunu göreceğiz çok yakın zamanda. Umarım. O yüzden bizim için sorun değil. Peki. Mayıs'ta gireriz, başka bir zaman gireriz. Tamam. Peki hadi o zaman Okul Tıraşı'na dönelim. Okul Tıraşı bize ne anlatıyor? Biraz ondan bahset. Okul Tıraşı şehirden tamamen uzak, yalıtılmış, baskıcı ve disiplinli bir yatılı okulda okuyan 11 yaşındaki Yusuf'un esrarengiz bir şekilde hastalanan ve durumu her an kötüye giden arkadaşını doktora götürme çabası. Başlangıçta okul bürokrasisine takılsa da sonrasında karın yolları kapatmasından kaynaklı doktora götüremiyorlar. Yolların açılmasını beklerken öğretmenler ve öğrenciler bir hesaplaşma yaşıyorlar ve gizli sırlar da gün yüzüne çıkıyor. Okul Tıraşı tamamen bunu anlatıyor. Şimdi hemen tekrar başa döneceğim ama sen bir şey anlatırken şunu düşündüm. Aslında anlattığın son derece üzücü, insanın yüreğine oturan bir hikaye ama sen o kadar tatlı nefes alanları koyuyorsun ki hani dediğim gibi belki birden böyle koyu bir drama dönüşecek bir hikayeyi araya koyduğun tatlı tatlı mizahi ögelerle bize daha keyifli demeyeyim belki ama daha yaşanır kılıyorsun. En başından beri kararın bu muydu? Kesinlikle buydu. Yani ben bütün filmleri isterse çok ağır bir dram olsun, bir trajedi olsun, bir tragedi olsun. Ben entertainment olarak bakıyorum. İzleyiciyi heyecanlandırıp, üzüp, sevindirip, farklı farklı duygulardan geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu minvalde filmin çıkışında ben şunu çok iyi biliyordum. Yani bunda ısrar ediyorum Gülistan'da konuşurken. Bu polisi olacak ama aynı zamanda dram olacak, aynı zamanda komedi üyeleri olacak. Ve dramdan polisiye geçerken komedi üyelerini kullanacağız. Komedi üyeleri bizim için bir trampolin olacak. İnsanlar o kadar sertlikten sonra bir anda kahkaha patlatabilecek. Ve tamamen bunu koruduğumuzu ve bunu becerebildiğimizi düşünüyorum. Kesinlikle. Ve bu yüzden de bir de artık şeyden bahsedilemez. Yani pür bir türün filminden bahsetmek çok zordur. Yani
Hem bu polisiyedir, dramdır, içinde western olur, bir sürü şeyi aynı potada eritebilirsiniz ve bu izlenebilir bir film olabilir. Hı. Benim tek gayem izleyicinin ne kadar derin bir konu olursa olsun, ne kadar katmanlı bir yapıda olursa olsun ve politik olursa olsun, izleyicinin sinema salonundan, yani perdeden bir an olsun gözünün ayırmaması. Hı. Tamamen benim motivasyonum budur yani. Peki, ben biliyorum çok iyi ama aslında bir taraftan okul tıraşı senin yaşadığın, sen de bir yatılı okulda okudun. Ne kadar otobiyografik, ne kadar kurmacaydı? Biraz onlardan da bahseder misin? Şimdi sinemanın kendine ait bir alanı var. Örneğin polisi yapma fikri sinema alanında duruyor. Komedi yapma fikri de öyle. Fakat ben 6 sene yatılı okulda okudum, 93 ile 2000 arası. Benim 6 yılda gördüklerimi, çünkü okul tıraşı bir günde geçiyor, bir güne sığdırılmış gibi düşünün. Yani gördüklerim, duyduklarım, şahit olduklarım ne de yaşadıklarım. Ama onu belli bir konteks içine koyduğunuz andan itibaren o kurmaca bir yapıya bürünüyor. Yani bu durumda ben de Gülistan'da biz asla şeye karar veremiyoruz. Yani ne kadarı kurmaca, yüzde kaçı falan, böyle bir sayısal değer de veremiyoruz. Yani o yüzden benim içinden çıkan bir film ama ne kadarı kurmaca onu çok kestirmiyorum. Çünkü gidip geliyor. Belli bir zaman sonra filmin gerçekliğin kendisinin ötesine de geçiyor olabilir. Yani filmde koyduğumuz bir şeyinin gerçekten daha gerçek durduğu da oluyor. Kesinlikle. Onun da bir etkisi var. Kesinlikle. Peki hep Gülistan Gülistan diyor Ferit ama hemen ben kısaca araya gireyim. Gülistan Acet, Ferit'in eşi, aynı zamanda ortak senaryo birlikte yazdıkları. Aynı zamanda dünyanın en güzel kadını. Evet. Çok tatlı bir kadın. Evet. Peki bir kere oyuncu seçiminden dolayı da tebrik etmek istiyorum seni. Müthiş bir çocukla, ergenlik başındaki genç çocuklar mı diyelim, bilmiyorum nasıl tanımlanır artık. Her şeyin tanımı değişiyor çünkü. Onların seçiminden biraz bahset. Evet ya, ben şunu kesinlikle düşünüyorum, yani çok deneyimledim. Bir film çekmiştim ve onu çöpe attım. Biraz da kast hoşuma gitmediği için ve kastla hani kendi başlarına çok iyi oyuncuları bir araya getirdiğinizde, bir senaryoyla buluşturduğunuzda her zaman iyi olmayabiliyor. Yani o metin onlara göre olmayabiliyor. O film onlara göre olmayabiliyor. Ben kasta yapılan bir hatanın asla affedilmeyeceğini, asla ondan iyi film çıkmayacağını düşünüyorum. Bu yüzden büyük kastını yaparken de, çocuk kastını yaparken çok acımasızım. Herkese karşı. Yani birisini olmaz diyorsam olmaz yani. Hani o isterse ne bileyim dünya kadar ünlü birisi olsun, isterse hiç adı sana duymamış köylü bir adam olsun. Ben 8 ay çocuk baktım. 8 ay? 8 ay ya. Tam 8 ay çocuk baktım. Hep aynı coğrafyada mı? Doğu Anadolu'da mı? Evet, burada? Evet. 11 tane ile gittim. Hı hı. Yüzlerce okula baktım, binlerce çocuk gördüm. Onların arasından seçtim işte. Harika bir seçim, evet. Olmuş. Peki mesela ben çok enteresan, film ilk izlediğimde Ekin Koç'u tanımadım. Evet. Hani Ekin zaten hani daha bir jön olarak başladı. Ama kariyerinde farklı bir yola gitti. Çok da iyi olduğunu düşünüyorum o gittiği yolun şimdi ama hani fizik olarak da bir değişiklik de mi yaptı, nasıl yaptı, niye tanıyamadık diyor. Film çıktığında işte Ekin dedi ki ya bravo kardeşim, daha fazla çirkinleştiremezsin dedi. Yani. Ama onun ne kadar yakışıklı olduğunu biliyor izleyicisi. Evet sadece. Yani ben o şeyden gerçekten kendi kıskançlığımdan kaynaklı değil. Filmin kontekstine uymayacağından kaynaklı. Ben güzel bir adamın orada olmasını, zaten hepsi çok güzeller aslında. Yani Melih güzel, Cansu güzel, Ekin güzel. Yani güzel adamları buluşturmuş dedirtmemek açısından ona bıyık bıraktırıyorum, ona başka bir şey yapıyorum, ona gözaltı morluğu yapıyorum vesaire filan. Biraz o şeyi bozmak, o salon erkeğinden çıkarmak istedim. Yani çünkü bir salon erkeği bölgenin ücra bir köyünde, işte okulunda öğretmenlik yapmaz. Yani o başka bir şey yapar. Yani o onun gerçekliği de bana iyi gelmedi. Gözlük taktım, saçları baya bir şey yaptım, dudak dudakları kuruttum. Böyle Peki, şeyler yapıyorum. Peki
şunu görüyoruz filmi izlerken. Aslında nasıl çocukluğumuzdan başlayarak işte çocukluk, okul, arkasından erkekler için askerlik, nasıl örselendiğimizi, nasıl aslında büyüklere, herkesin bir üstündekine karşı nasıl boynumuzu eğdiğimizi, tırnak içinde devlet babanı nasıl aslında hepimize baskı altında tuttuğunu gösteren bir film. Bu anlamda da çok kıymetli buluyorum. Sen neler söylersin? Ya evet, şimdi aslında bu Foucault'vari bir estetikle söylersek bu bir yok gider. Yani çocukları kontrol eden, geleceği kontrol edecek felsefesi üzerinden hareket edilen ve bu yüzden kontrol altına alınan bir eğitim sisteminden bahsediyoruz. Yani çocukların ideolojisini, bedenini, beden üzerinden ideolojisini belirlemek, yani o korku atmosferiyle yapmak, baskıcı bir atmosferle yapmak çok sağlıklı birey üretmiyor. Hı hı. Aslında bu bir yönü de bunun da eleştirisi yani. Kesinlikle katılıyorum. Yani bu hem bu o saf erkek kültürünün eleştirisi üzerine, hem de işte çünkü okul bir askeriye, bir hapishane gibi, hı hı, görünüyor gerçekten. Hı hı. Hem de bizim eğitime, insanlığa ve ülkemize nasıl baktığımızla ilgili. Bir yanıyla da aslında okul belli anlamda bir ülkeye dönüşmüş durumda. Hı hı. Çünkü onu simgeliyor. İşte müdürü var, öğretmenleri var, müdür yardımcısı var, hademeleri var, öğrencileri var. Yani öğrenciler bir reayaysa onlar da işte saray takımı gibi, hı hı, oluyor. Yani böyle bir sistemden bahsediyoruz. Yani. Hı hı. Peki aynı coğrafyada çektin. O gördüğümüz sert hava koşulları mevcut muydu? Biraz işin içinde şey var mı? Daha sertti. Yani hem yollar çok sertti. Yani biz gidip de çıkamıyorduk yani. O yüzden mesela Ekim bir ay 15 gün gibi bir şey kaldı. Yani çünkü ben demiştim ki gireceksiniz arkadaşlar, oynayacaksınız, bitirip çıkacağız. Hı hı. Yani sadece bir gün çocuklar çok bunalmış. Çünkü lokanta yok, otel yok, öğretmen evinde, kadın sığınma evinde yatırıyoruz vesaire filan. Bizim imkanımız var ama ordunun imkanı yok. Yani şunu da belirtmek isterim. Ben ekonomik olarak zorlamadım filmi çekerken hiç. Şartlar o kadar zordu ki, hı hı, yani paramız var ama paramızı harcayacağımız yer yok. Yani gerçekten öyle. Benim arkadaşlarıma bunu söylediğimde şaşırıyorlar. Hı hı. Çünkü biz ön hazırlığımızı iyi yapmıştık. Yani o yüzden de o hava koşulları o kadar sertti ki gerçekten. Ha, şöyle bir şey söyleyeyim mesela. Bazı geceler bütün bizim ekip uyarılıyordu mesajlarla. Bugün kurt inebilir, dışarı çıkmayın diye. O kadar. O kadar yani. Hani öyle, hani hava o kadar kötü ki yani kurt iniyor yani. Çünkü bir siste iniyor, çok soğuk olduğunda, aç kaldığında iniyor vesaire filan. Eğitimin olduğu bir yer mi bu, okul tabii, mu? Tabii. Ama şöyle, daha senaryo yazarken onu ben kesinleştirmiştim. 15 tatilde çekecektim. Hı. 15 tatilden bir hafta önce başlayacaktım. Çünkü 15 tatilden bir hafta önce çocuklar gidiyor ama çocukların teker teker bütün aileleriyle, hı hı, köy köy dolaşıp hepsinin imzalarını aldık. İşte ekonomik karşılığı neyse onu sağladık. Ve bir hafta sonrası, yani bir aylık süreyi orada ama eğitime çok sekte vurmadan bunu yapmayı becerebildik. Harika. O zaman hafif hafif toparlayayım istiyorum. Tabii ki. Berlin Film Festivali'nin panorama bölümünde açılış yaptı okul tıraşı ve orada sinema yazarlarının Tipeski ödülünü aldı. Sinema Yazarları Derneği'nin arkasından Antalya'da en iyi film, dediğim gibi baştan saydım. Festivalleri dolaşmaya devam ediyor, dünyayı dolaşmaya devam ediyor Ferit. Ama okul tıraşı vizyona girdiğinde mutlaka izleyin diyorum çünkü içinde hepimiz varız.